Çocukken ya da geçmişte belki de birçoğumuzun yaptığı veya gördüğü ilginç bir durumdan bahsedeceğim. Yolda yürürken terk edilmiş ve birkaç penceresindeki camı kırılmış ev gördüğümüzde yerden bir taş alıp kırılmayan diğer camları da kırdığımız olmuştur belki. Veya yürürken elimizdeki basit bir çöpü veya sigara izmaritini eğer yerde başka çöpler veya izmaritler varsa belki de biz de atarız, öyle değil mi? Peki siz hiç kırık cam ya da pencere teorisini duymuş muydunuz? Evet, bu çok ilginç. Kırık cam teorisi belli başlı suçlara karşı yeterli önlemlerin alınmaması ve gerekli yaptırımların uygulanmaması durumunda suçun hızla yayılacağına dair bir teoridir. Bu teorideki kırık cam ilk suçu simgeler. Eğer kırık cam zamanında tamir edilmezse diğer camlar da kırılmaya başlar. Amerikalı suç psikoloğu Philip Zimbardo'nun 1969 yılında yapmış olduğu bir deneyden esinlenen ve kentsel bozukluk üzerine açıklamalar yapan bir teoridir. Teorinin ilginç yanı aslında bu videoyu izledikçe Türkiye'de ne kadar geçerli bir teori olduğunu fark edecek ve kent yaşamımızı derinden sorgulayacaksınız. Son zamanlarda başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de suç oranlarının artışını bu teoriyle açıklamak mümkündür. Söz konusu teori birçok filme de konu olmuştur. Filmler içinde konu ile ilgili en çok bilineni 1971 yılında çekilen Straw Dogs filmidir. Filmde yeterli tedbirler alınmadığı zaman suçun çok hızlı ve kontrolsüz bir şekilde yayıldığı anlatılır. Videoyu izleyince ne dediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Hadi başlayalım. İyi seyirler. Kırık cam teorisi ya da diğer adıyla kırık pencere teorisi. İnsanları suçu iten faktörler ve suçu engelleyen durumlar üzerine ortaya konmuş bir teoridir. Teori, insanların ya da sadece bir kişinin suç işlemesinin başkalarının nasıl suça teşvik edici olduğunu açıklar. Amerikalı suç psikoloğu Philip Zimbardo 1969 yılında yaptığı bir çalışma ile bu teoriye ismini vermesi bile konuyu ortaya atar. Zimbardo bir deney çalışması yapmak için iki grup seçer. Toplumun suç oranının yüksek olduğu getto diye tabir edilen ve maddi durumun kötü olduğu Bronx bölgesini ve yüksek yaşam standardına sahip olan daha ayrıcalıklı kesimlerin yaşadığı Palo Alto bölgesini esas alır. Bu bölgelere 1959 model plakasız ve kaputu açık birer araba bırakır. Arabaların bırakılmasından 3 gün sonra Bronx bölgesindeki araba tamamen yağmalanmış ve çok kötü haldeyken Palo Alto'daki araca kimse dokunmamıştır bile. Bunun sonucunda Zimbardo ve birkaç yardımcısı sağlam olan aracın yanına gider ve bir alet yardımıyla araca zarar verir. Birkaç darbeden sonra Palo Alto'da yaşayan insanlar da araca zarar vermeye başlar ve bir süre sonra otomobil büyük bir hasar almış olur. Bu deneyin sonucunda Philip Zimbardo şu sonuca ulaşır. İlk camın kırılmasına ya da çevreyi kirleten ilk duvar yasına izin vermemek gerek. Aksi halde kötü gidişatı engelleyemeyiz. 1982 yılında Killing ve James Atlantic Monthly dergisinde Kırık Camlar, Polis ve Mahalle Güvenliği isimli bir makale yazmış ve teori günümüzdeki şeklini almaya başlamış. Killing ve James'in makalesinde Zimbardo'nun deneyini işaret ederek örneğin bir binanın bir penceresinin kırılması ve tamir edilmemesi durumunda yakında tüm pencerelerin kırılacağı konusunda hemfikir olmuşlardır. Bu tarihten sonra da kırık cam teorisi suç teorisi olarak kullanılmıştır. Bu teoriye göre kırık cam kırık kalmaya devam ederse bu onunla kimsenin ilgilenmediği anlamına gelir. Kırık cam insanlara ne istersen yap çünkü kimse bunu umursamıyor sinyalini verir. Dolayısıyla herkes tarafından görülebilen küçük bozulmalar, eksiklikler, düzensizlikler, kırılan camlar gibi derhal onarılmadığında bu durum zincirleme ve sarmal bir etkiye yol açar. Öyle ki normalde kurallara uyması beklenen kişiler de bu zincirleme etkiye dahil olurlar. Kırık cam teorisi anlayışının temelinde taviz tavizi doğurur düşüncesi vardır. Teori bu anlayışın ne kadar doğru olduğunu kanıtlar ve bir kereden bir şey olmaz demenin ne kadar yanlış olduğunu gösterir. Bu teori sadece bilim dünyasını ilgilendirmekle kalmamış, birçok yerel polis teşkilatı kırık camların önemini keşfedip görmezden gelinen küçük suçlar konusunda daha dikkatli olmaya başlamıştır. Örneğin New York polisi önce küçük suçların peşine düşmüştür. Metroya bilet atmadan binenleri,
apartman girişlerine tuvaletini yapanları ve kamu malına zarar verenleri yakalayıp haklarında işlem yapmıştır. Kırık cam teorisi sadece suç konusu ile sınırlı değildir. Özellikle rekabetin egemen olduğu iş yerlerinde başarısızlığın ve verimin düşmesinin nedenlerini anlamak için de bu teoriden faydalanılır. Hayatın her alanında karşımıza çıkan ve küçük sorunların büyük sorunlara dönüşmesine neden olan kırık camları Amerika yazar Michel Levin birçok örnekte açıklamıştır. Büyük bir restoran zincirinin bir şubesinde tuvalet kağıdı tükendiyse restoran sahiplerinin müşteri ihtiyaçlarını önemsemediğini gösterir. Böylelikle müşteri bu restoranda yemeklerin uygun bir şekilde hazırlanmadığını düşünebilir. Prestijli bir giyim mağazasındaki ilgisiz bir kasiyer bir kırık cam örneğidir. Üzerinde agresif bir slogan olan bir tişört ile çalışan kişi bazı müşterilerin başka dükkanlardan alışveriş yapmasına neden olur ve müşteriyi uzaklaştırır. Rayonlarda kötü sergilenmiş bir ürün kırık cam olabilir. Müşteri ürünü neden iade edemediğini sorduğunda kural bu denmesi kırık cam olabilir. İyi hazırlanmamış bir menü kırık cam olabilir. Bir çalışan bir şirkete ne gerekçeyle olursa olsun zarar vermeye başlamışsa bu da bir kırık cam örneğidir. Düzensizlik ile suç oranı arasındaki ilişkiyi açıklamak isteyen Kaiser ve arkadaşları bunun için bir deney yapmıştır. İki farklı çevrede dışarı sarkacak ve içinde görülecek şekilde 5 euroluk banknotlar bulunan zarfları posta kutularına yerleştirmişler ve oradan geçenlerin ne kadarının bu zarfları çalacaklarını gözlemlemişlerdir. Yoldan geçenlerden geniş bir grubun %13'ü bu zarfları aldığı ortaya çıkmıştır. Eğer posta kutusu grafitiyle kaplıysa yani üzeri yazıyla boyanmışsa hırsızlık yapanların oranı 2'ye katlanmıştır. Kırık cam teorisine göre suçla mücadelede kentlerin düzenli ve bakımlı olması da oldukça önemlidir. Yani teori bir kentte yaşayanların o kentin düzenliliği ölçüsünde toplumsal yaşama uyumlu ve düzgün davranacaklarını ileri sürer. Temiz ve düzenli bir çevre o bölgenin izlendiğini ve yasa dışı davranışlara izin verilmeyeceğini bildirir. Tersine bakımsız bir çevre, terk edilmiş binalar, duvar yazıları, çöp yığınları bölgenin izlenmediği ve orada yaşayanların sorumsuz davrandıkları sinyalini vermektedir. Eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani'ye New York'ta işlenen suçlarla nasıl mücadele ediyorsunuz diye sorulduğunda şu yanıtı vermiştir. Metruk bir bina düşünün. Binanın camlarından biri bile kırık olsa o camı hemen tamir ettirmezseniz çok kısa sürede oradan geçen herkes bir taş atıp binanın tüm camlarını kırar. Ben ilk cam kırıldığında hemen tamir ettiririm. Bir elektrik direğinin dibine ya da bir binanın köşesine biri bir torba çöp bıraksın, o çöpü hemen oradan kaldırmazsanız her geçen çöpünü oraya bırakır ve çok kısa bir sürede dağlar gibi çöp birikir. Ben ilk konan çöp torbasını kaldırtırım. Evet sevgili arkadaşlar, siz bu teori hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde ya da Türkiye'nin diğer yerlerine uygulansa harika bir sonuç vermez mi? Düşünceleriniz benim için önemli arkadaşlar. Lütfen yorumlarda belirtin. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.